İnegöl'de üretilen Amperino test için gün sayıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren firma, şehir içinde kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı. Amperino ismindeki SUV görünümlü elektrikli aracın marka tescilini alan firma, üretim için geliştirdiği projenin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino'nun yönetim kurulu başkanı Yakup Canseven, hedeflerinin elektrikli otomobili 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemek ve 2025 yılında da ilk aracı banttan indirmek olduğunu söyledi. İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino'ya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek geldi. Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 milyon liraya kadar çıkabilecek. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 km hıza ulaşacak ve 150 km menzile sahip olacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, "Biz bu işe 2019'da başladık. Önce mental olarak 6 ila 7 ay hazırlandık ve araştırmalar yaptık. Kavramsal tasarım dediğimiz, nasıl bir araç yapacağız, hangi sınıf olacak, kaç kişilik olacak, şehir içi mi olacak gibi konularla ilgili yaklaşık 6 ay çalışmalar yaptık. Mühendis arkadaşlardan 3 tane kurucu ekip liderimiz var. Hem görsel tasarım, hem de teknik tasarım ekibini 2020'de kurarak tasarımına başladık. Görsel tasarımlar son hale geldi ve şimdi kalıp çalışmalarına başladı," dedi. Gelinen aşamada bakanlığa başvurduklarını belirten Canseven, "Aracın bütün kritik teknolojileri bize ait. Yazılımı %100 Amperino tarafından yapılıyor. Batarya Amperino tarafından paketlenecek ve toparlanacak. Motor ilk defa Türkiye'de hub motor olarak üretildi. Biz bir firmayla işbirliği yaparak, Türkiye'de ilk defa yerli bir hub motor yaptırdık. Bunun yanında araç çevreci olsun diye de, imalatında çevreci ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bu aracın gövdesini keten esaslı bir malzeme olan biyofiberden üreteceğiz. Bunun bir önceki teknolojisi karbon fiber idi. Yani bu aracı doğaya terk ettiğinizde kendi kendine çözünerek doğaya karışabilecek," dedi. Bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na proje yazdıklarını hatırlatan Canseven, "Açılışta 66 milyon lira olmak üzere ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Burada makinasal yaptığımız bütün yatırımların vergi muafiyetleri gibi avantajları var. Kısacası 5. bölgedeki firmalar hangi teşviklerden yararlanıyorsa, biz de aynı teşviklerden yararlanıyoruz," diye konuştu. Bakanlığın projeye inanmasının kendilerini motive ettiğini vurgulayan Yakup Canseven, "Biz otomotiv sektörü için daha startup sayılırız. Buna rağmen böyle bir teşvik almış olmak bizim için hem gurur verici, hem de motive edici. Bizim için bu teşvikin bir diğer önemi ise, ileride Avrupa Birliği'nde veya başka projelere başvurduğumuzda, bu bizim için referans olacak. Burada teknoloji, mühendislik, yerlilik önemli. Gerçek zamanlı iletişim sistemi Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımız Amperino'da kullanılacak." Gerçek zamanlı işletim sistemleri, savunma, havacılık, uzay, otomotiv, raylı ulaşım, nükleer enerji santralleri birçok sektörde kullanılmaktadır. GIS ya da GIZIS olarak anılan yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemi, kritik alanlarda yerli teknolojinin ve yerli yazılımın beyni niteliğindedir. Bu işletim sistemiyle, emniyet kritik sistemlerdeki dışa bağımlılığın azaltılmasına, sızmalara ve saldırılara karşı güvende olunmasına, sistemler üzerinde tam hakimiyet kurulmasına imkan sağlanmaktadır. TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği GIS'in yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı, yaygınlaştırılması, pazarlanması, satışı, eğitimleri, kart destek paketlerinin geliştirilmesi, saha desteği, bakım ve idame faaliyetleriyle ilgili haklar, imzalanan sözleşme uyarınca Havelsan'a lisanslanmıştır. Havelsan, ara katman seviyesinde yeni yeteneklerin ve özelliklerin geliştirilmesine de katkı verecektir. TÜBİTAK Bilgem GIS'i, teknolojik trendlere ve sektörlerin emniyet kritik sistem ihtiyaçlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine devam edecektir.
Havelsan ve Roketsan gibi kıymetli firmalarımızdan da birlikte yazılım geliştirme teklifleri oldu. Çok yeni bir firma olmamıza rağmen, Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışılabilir yazılımcı tedarikçiler listesine girdik, dedi. Amperino Elektrikli Otomobil Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, Türkiye'nin ilk lityum pil üreten firması olan Aspilsan ile işbirliği içinde çalıştıklarını da belirtti. Lityum iyon piller, elektrikli ev aletlerinden savunma sanayindeki dronlara kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı Aspilsan Enerji bu ihtiyacı karşılamak için yerli ve milli çözümler üretiyor. Kayseri'deki üretim merkezinde günlük yaşamda enerji ihtiyacını karşılayacak tüm bataryaların üretimi için harekete geçildi. Kentte Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lityum pil üretim üssü kuruluyor. Tesis sayesinde Türkiye kendi lityum iyon pil teknolojisini de üretecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk lityum iyon piller bunlar. Bu piller bir araya geldiğinde elektrikle çalışan neredeyse her cihaza güç verebiliyor. Hatta elektrikli bir aracın bataryası haline bile dönüşebiliyor. Üretim aşamasında kullanılan makinelerde Ar-Ge çalışmalarıyla yerli hale getiriliyor. 2022'de açılacak fabrikada seri üretimin Mayıs itibariyle başlaması planlanıyor. 30 kişilik mühendis ekibinin aktif olarak çalıştığını kaydeden Yakup Canseven, 5 yazılım mühendisimiz Bilişim Vadisi'ndeki yerimizde yazılım üzerine çalışıyor. Amperino 3 kişilik olacak. 1 ila 2 hafta içerisinde artık ilk şasi prototipi yürütüp testlere başlayacağız. Hedefimiz 2024 yılında bu aracı tam olarak bitirerek Cenevre Otomotiv Fuarı'nda sergilemek. Dünyanın her yerine satabilmek için E-belgesi alacağız. Aracı çıkardıktan sonra 6 ila 12 ay sürecek bir test ve belgelendirme süreci var. Bu süreç sırasında da biz artık seri üretim için fabrika ve seri üretim hattı çalışmalarına başlayacağız. 2025 yılı gibi ilk araçlar banttan iner diye düşünüyoruz, ifadelerini kullandı. Saloni Mobilya CEO'su Haluk Özbek tarafından yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı. Elektrikli otomobil markamız Amperino bünyesindeki L7 sınıfı City Car konseptiyle ilk modelimizin prototip inşasına başladık. Şirketimiz Erhun Metal bünyesindeki 30 kişilik mühendis ekibimiz canla başla çalışıyor. Teknik deneme sürüşlerine 3 ay içerisinde başlıyoruz. Amperino. Bursa İnegöl'lü iş insanları Haluk Özbek ve Yakup Cansever bugünlerde bir hayali gerçekleştirmenin peşindeler. Amperino ekibinde Kıbrıs merkezli Günsel elektrikli araç projesinde çalışmış, 4 de mühendis bulunuyor. Tamamen elektrikli mini araç, gerek dizaynı gerekse üretiminde kullanılacak malzemeleri bakımından dikkat çekiyor. Otomobile mini diyoruz ama, araç 3 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde tasarlanıyor. Direksiyon tam ortada. Direksiyonun ortada olması alışık olmadığımız bir durum. Arkada ise 2 kişilik yolcu koltuğu ve bagajı bulunuyor. Elektrikli araçlarda en önemli konu batarya ve menzildir. Bu araçta kullanılacak batarya ile maksimum 90 km hız ve 150 km menzile ulaşılacak. İlk etapta arkadan itişli ve tekerlek içine yerleştirilecek motorlarla hareketi sağlanacak olan aracın 4 çekerleri de üretilecek. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle morallerin düştüğü böyle bir dönemde, ülkenin geleceği adına güzel projelerin üretildiğine şahit olmak son derece sevindirici. Başarılı olurlar ya da olmazlar, bu başka bir şey, ama cesaretlerinden ötürü Haluk Özbek ve Yakup Cansever takdiri fazlasıyla hak ediyorlar.